Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulübü Derneği'ni kulislerde belediye başkan adayı olarak ismi geçen Osman Gezgin ziyaret etti. AK Parti'den ismi belediye başkan adayı olarak geçen Osman Gezgin, Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulübü Derneği'ni ziyarette toplum olarak engellilerimize sahip çıkmalıyız. Engelli derneklerini desteklemeliyiz. Çünkü bizler de birer engelli adayıyız dedi. Osman Gezgin birer engelli adayı olduğumuz bilinciyle hareket ederek her zaman engelli vatandaşlarımızın yanında olacağını ifade etti. Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulübü Derneği Başkanı Ümran Öztürk de derneğin faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulübü Derneği Başkanı Ümran Öztürk şunları ifade etti. Kütahya'da ilk görme engelliler alanında özellikle bizim branşımız olarak bütün çocukta bütün engelli ve engelsiz diye var aslında. Ama görme engelli alanında diye başladık. Kütahya'da ilk defa golbol diye bir görme engelliler sporu var. Zilli topla 9 metre kalede oturarak yatarak topu karşıdan karşılamaya çalışıyorsun. Hatta çarşamba perşembe akşamları 13'ünde başlayacağız, bayram nedeniyle ara verdik. Bir de ben nasip olursa Fethiye'ye götüreceğim engellilere inşallah. 3 Eylül 9 Eylül arasında seni de götüreyim, gel Ahmet Bey, arzu ederseniz sizi de götüreyim. İnşallah. 6 gece 7 gün bir yer ayarladık Fethiye'de. İşte öğlen yemeği almadım. Özellikle onanın çok kesilecek yeri var. Biz ayrıca daha önce gitmiştik, onun şeyini yaptık. Ne derler, keşfini. İstediler Fethiye olsun dediler, Fethiye ayarladık. Orada da spor haricindeki gezilerimiz, biz gönüllü üyelerimiz var. Aylık 10 lira aidatımız var. İşte spor kulüplerine devletin düzenli bir desteği olmadığı için gazımızmış, işte şeyimizmiş, böyle sponsorlarla, eyvallah, verirlerse aidatlarla idam ettirmeye çalışıyoruz. Kiramız var, elektriğimiz, suyumuz alan devlete zeval vermesini almıyorlar. Ondan sonra işte bayan erkek takımı kurduk. İlk müsabakalarda erkekler hemen elendi, Adana'ya götürdüm 20 kişi. Ondan sonra Adana, Manavgat'ta bayan takımı, ben de lisanslı başkan. Affedersiniz, af buyurun, imam kırıtırsa cemaat sırıtır hikayesi var ya. Sen oynamazsan biz de oynamayız diyorlar. Ben 48 yaşındayım. Biz de lisanslı golbol oyuncusu olduk. Maşallah. Bayanlarda Türkiye 7.'si olduk. Çok güzel. Harcırağımıza falan hak kazandık geçen dönem. Şimdi bu dönemde de biraz oyuncu değişikliği yaptık. Özellikle Kütahya'daki görme engellilerimize ağırlık veriyoruz. Transfer var. Transfer demek, o da ucunda para var. Aynı zamanda bir Kütahya'nın spor kulübüyüz. Biz Kütahya'daki engellilere hizmet öncelikli amaç ki demesinler biz varken dışarıdan çalışıyor başkan. Böyle incelikleri de düşünmek zorundayız. İşte onların spor malzemelerini temin ediyoruz. Gerek cebimizden ödüyoruz sponsor bulamazsak. Gerek siz de bu işleri belediye başkan vekilliği falan da yaptınız. Daha çok iyi bilirsiniz. Büyük başarı, büyük derdi olur. Sizin de önemlidir. Ondan sonra judocu iki kızımız vardı. Türkiye 5.'si yaptık onları. Onlar şimdi eğitimleri için ayrıldılar sporda. Memleket dışına gittikleri için. Satranç turnuvasına götürdüm engellilere. 6 tane engelli. Bir tane oğlumuz dereceye girdi. 12 yaşında görme engelli. Ben de satranç öğrendim.